Evet kardeşlerim, 4 aydan beri bu kardeşinizi bekliyorsunuz. Yapacağız dedik de neyi yapmadık? İşte sahnede. Fazla konuşmama gerek yok. Zaten siz burada şaheseri görüyorsunuz. Bu arada çok çılgınız. Şu an saat Bişkek'te 4.45. Sadece sokakta köpekler var. Bir de kim var? Şeytan Lucy var. Gecelerin bundan sonra kızıl şeytanı, yargıcı, tanışın. Bugün size buna, bu güzelliğe neler yaptığımızı anlatacağım kardeşlerim. Detaylı, sıra sıra hepsini sizlerle paylaşacağım. Bu süreci Instagram'dan sizler çok yakından takip ettiniz belki. Ama bugün ben size arabaya neler yaptığımızı, her şeyi en detaylı biçimde aktaracağım kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 4 aydan beri neredesin, video atmıyorsun diyorsunuz. İşte bu 850 kiloluk canavarla uğraşıyorum. İlk halini ben bunları anlatırken sizler de karelerde göreceksiniz. Neler yapıldığını, nasıl emek verildiğini, uykusuz geceleri bu kardeşlerim anlayacak diye de ben düşünüyorum. Evet Furkan, canım benim. Arkada Barbaros var, baya dostum var. Bir gelsin dostlarım gelsin. Alarmenen Birge başlayalı. Barbaros, baya gelçi dost, gel. Bul dostlarım, bul maşınanın. Birinci ağabey alın bilet. Algaçka ağabey alın bilişet. Baya sen bilesin dostke. Kan dayvolçu, sarı volgon kezin bilesin. Emi körsün, kan dayvolup kalıptır. Niştak da. Birle söz var. Niştak değil, baya. Taçki da prakaçki. Doğallığı bozmuyoruz biz. Devam ki abi, susmuyoruz. Bu çocuk çok konuşuyor, çok bağırıyor. Al işte, al ortada. 4 aydan beri. Saat 12, sabah 6 kardeşim. Saat 12, sabah 6, sabah 8, sabah 6. Çalış, çalış, çalış. Çabala didin. İşte ortada, emek ortada, her şey ortada. Benim gönlü güzel kardeşlerim, eminim şu an içerisinden kazasız belasız kullan diyor. Amin. Allah herkesin gönlüne göre versin ilk öncelikle. Allah herkese gönlündekini, o güzel kalplerinizdekini nasip etsin sizlere. Kardeşlerim, nereden başlayalım? Matiz'i biliyorsunuz. İlk önce aracın üzerinde yuvarlak detaylar vardı. Yuvarlak detaylar vardı. Kaş detayları çok önemli. Kaş detayları çok önemli Furkan. Bak kaşları görüyorsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an bu görünüş ne demek biliyor musunuz? Ben serseri stilim, bekarım demek. Eskiden nasıldı? Evliydim, 5 çocuğum vardı. Ama şu anda biz bu tatlı görünüşü sivri kesimlerle, buradaki sinyaller, yuvarlak sinyalleri yok etmemizle birlikte arabayı serseri stile biraz daha böyle şeytanvari bakışlara çevirdik. Ama içinde oturan şeytan değil, gönlü güzel. Sadece aslında şöyle değerlendirebiliriz. Eski sarı matizim benim aslında eski halimdi. Ama insanlar sağ olsun işte bizi böyle bak bu hale getirdi şu anda. Şu anda biz böyleyiz arkadaş. Biz şu anda asiyiz. Biz şu anda gerçeklerin farkındayız bak böyleyiz. Böyle bakıyoruz. Renk seçimi. Neden bu araba bu renkte? Rahmetli annem bordo, nar çiçeği doğanlar vardı. Babama hep derdi ki ya Hamdi ben bu rengi çok seviyorum. Bizim nar çiçeği böyle vişne çürüğü bir arabamız olsun. Biliyorum annem beni şu anda izliyor. Buyur bunu da bu rengi de ben anneme armağan ediyorum. Annem için bu rengi seçtim. Annemin en sevdiği renkti. Benim için de bu şu anda dünyanın en güzel rengidir. En hoş rengidir diyorum. Yani ortada ne konuşayım ben, ne anlatayım kardeşim? Anlatsın sana yani her şeyi anlatsın. Bak kanka gel. Yani şu anda ışık var mı yok mu bilmiyorum. Abi biz her şeye özen verdik. Yani şu anda bak motorumu yıkatmadım ben. Hani yıkatmış getirmiş öyle yapmış böyle yapmış değil. Motorumu hiç yıkatmadım. Üzerinde arkadaşlar Matiz 3'ün motoru var. Üst serisinin motoru var. Bu motor 55 beygirlik bir canavar. Şimdi kulağa böyle şey gelebilir ama eski motoru 37 beygirdi. Biz bunu 55 beygir olan modelinde değiştirdik. Öyle şu anda sadece tek bir eylemle değiştirdik deyince insanlara kolay geliyor. Ama işte o işin aslı öyle değil. O işin aslı öyle değil. Üzerindeki tüm map sensörleri,
Rusçalarını biliyorum bu arada. Yakıt basınç sensörleri, datçik, raspiriz falan. Ne varsa arkadaşlar, lambazonları yani oksijen sensörleri ne varsa her şeyini değiştirdim. Ben bugün şuraya bak, şu civataya dokunuyorum ya Furkan. Bak şu civata bak. Ben buna dokunuyorum ya. Ben taktım bunu ben. Bak bunları ben taktım. Bunları ben boyadım. Arkadaşlar yani civatasına şöyle iğne atsanız ben emeğim var. Yani her yerini söktük. Her yerini söktük. Biz yapacağımız dediğimiz zaman, bir şey yapacağız dediğimiz zaman yaparız kardeşlerim. Siz bu kardeşinize güvenin. Bu kardeşinize destek olun. Daha iyilerini yapsın. Eğer bakın açık konuşuyorum. Bu videoya gerekli ilgi ve alaka gelirse Kırgızistan'da neden başka araba toplamayalım? Kardeşlerimizin arabaları var. Onları da toplarız. Onları da güzelleştiririz. Ben size araba pazarına da götüreceğim demiştim. Götüreceğim kardeşlerim. Araba pazarına da götüreceğim. Şimdiden açıklıyorum. Arabanın herhangi bir şekilde piyasa değeri yok. Arabayı 1200 dolara kendim satın aldım. Yaklaşık arkadaşlar 1300-1400 dolarda harcadım. Daha da harcarım. Heves. Benim çocukluğumdan beri bir hayalim vardı. Biz Avrupa'da doğmadık kardeşim. Elimize 4 tane askart vermediler bizi. 4 tane askart vermediler. Ben de bilirdim Dodge toplamayı, Nova toplamayı. Ben de bilirdim bunları yapmayı. Ama elimizdeki imkan. Ben 24 yaşındayım. Bu kadarını yapabildim. Daha iyisini tek başına yapabilen varsa saygı duyarım. Bir şey diyemem. Elimden gelen bu. Ben hayalimi bu araçla gerçekleştirdim. En güzel olanı, en iyi olanı senin olanındır diye düşünüyorum. Şu an araba kirli. Kırgızistan'da kar yağıyor, kar eriyor. Her taraf çarçamur oluyor. Biz ne yapalım? Temizliyoruz tekrar. Şu anda buraları kirlendi. Biz buralara bakın, bu arabada 20 kilo antikor Meges malzemesi var. Motor havuzunda, bagajda, marşpiyerlerde, altında. Bu araba çürümez arkadaşım. Biz bunu ömürlük yaptık. Biz Türkiye vatandaşı olarak bir iş yapıyorsak burada kalitemizi konuşturmamız lazım dedik. Ve böyle bir işçilik yaptık. 4 aydan beri ortalarda yokum biliyorum. Ama iş ortada, emek ortada. Öyle kolay değil. -15 derece hava, elimiz tutmuyor. Tornavidayla elimiz tutmuyor. Ben öksür öksür kan kusuyordum sanayilerde. Bu arabayla uğraştım. Yani Kırgızistan'da da araba toplatmadan da bahsetmek istiyorum Furkan ben. Arkadaş ustaya gidiyorsun. Usta seni 15 defa taksit. Oraya git, buraya git, şunu getir, bunu getir diyor. Burada çırak mantığı yok. Çırak almıyor malzemeyi. Sen alıyorsun, sen yaptırıyorsun. Parça olmuyor, bir daha geliyorsun, bir daha gidiyorsun. Ben -15-20 derecede suratlarım çatladı, ellerim çatladı. Bunlarla uğraştım. Niye? Bak ortada. Bakın burada araba mesaj değil aslında. Siz insana da böyle emek verseniz, bu şekilde emek verseniz o da güzelleşir kardeşim. Aslında ben burada sadece araba mesajında değil, görüyorsunuz. Yani emek verilen her şey güzel oluyor. Her şey güzel oluyor. Bu araba, kimileri eşya diyecek, bana karşılığını gösteriyor. Sen diyor bana baktın diyor, şu anki halime bak diyor. Arkadaşlar ben bunların hepsini detaylıca da paylaşacağım. Biz bugün başardık. Sizlerle birlikte başardım. Sizler beni izlediniz, bana destek verdiniz, bana özgüven kazandırdınız, bana motivasyon verdiniz. Ben de böyle bir projeyi karşınıza çıkardım. Hayalimi gerçekleştirdim. Ben Allah'tan diliyorum ki her genç hayalini gerçekleştirsin. Nerede olursa olsun arkadaşlar, hayallerinizin peşinden gidin. Size manyak desinler, salak desinler, niye bu kadar para harcıyor desinler. Gireceğin 2 metre mezar kardeşim. Ne yapacaksın? Şu hayatta bir bu zevkimiz var. Uyuşturucu mu satıyoruz? Hayır. Bak modifiye yaptık, tuning yaptık. Kırgızistan gibi bir yerde. Herkesin dikkatini çekiyor. Kırmızı ışıkta duruyorsun. Bana adam soru soruyor. Kardeşim diyor, nasıl yaptırdın diyor. Ya bakın burada aslında biz prestijle sağlıyoruz. Ufacık bir araba ama bakın kendimizi işimizle tanıtıyoruz. Diyorum ki abi diyorum, ben Türk'üm. Türkiye'den geldim. Böyle bir şey yaptım. Türkiye'de de tuningi çok seviyorlar. Modifiyeyi çok seviyorlar. Kırgızistan'da da yapayım dedim. Zaten hayalim dedim. Vay ya dedi, Türkiye'nin dedi, Türklerin dedi, modifiye anlayışı dedi, gerçekten çok iyiymiş dedi. Burada dedi böyle bir şey yok dedi. Bakın biz bu anlayışı da Kırgızistan'a getiriyoruz. Biz bunu da yapıyoruz kardeşlerim. Öyle çıkıp kamera karşısında Türkçülüktür, doğrandır, ooo yardırır. Böyle olmuyor artık bu işler. İş yapacaksın, iş. Aha iş yapacaksın. Araba mı? Şimdi ne alakası var diyeceksin ama benim ince düşünen kardeşlerim anlayacaktır. Ulan arabayı anlatalım dedik.
yine nereden nereye geldim. Aslında yani arabadan da önce anlatmak istediğim size mesajlar vardı. Umarım sizlere bunları anlattım. Kardeşlerim, anladınız mı? Şu anda konuşuyorum ama kamera arkasında Furkan var. Furkan bak anladı, bak sallıyor kamerayı. Adam anlamış moruk. Barbaros kardeşim, cansın. Devam edelim kanki. Durmuyoruz amarım, kesmiyoruz ya bugün. Ama ışık tutalım sana. Kesmiyoruz cansın. Ama göremiyorsun. Ama çok karanlık ve çok soğuk burası. Çok soğuk. İyi değil mi kanka? Mete üşümüyorsun değil mi? Çok karanlık yerde gerek. Kanka. Yanıyorum ben. Yanıyorum kanka. Şu araba yanımızda olsa. Şu araba yanımızda. Yanmayalım mı birader? Yanmayalım mı be? Kanka. Mete üşümüyorsun değil mi? Yok yok. Ben neyden bahsediyorum? Anahtarları montun cebinde unutmuşum. Ha. Güzel detaylar var. Şu meseleye gelelim. Şu güzel detaylar var. Bir dakika. Güzel detaylar var. Güzel detaylar var. Onları dur şimdi. Bir dakika. Onları anlatmadan olur mu ya? Onları anlatmadan olur mu kanka? Ya güzel detaylar var. Biz seyircilerle onları paylaşacağız. Gel abi. Bak abi. Ben şimdi detayı göstereceğim. Abi gel. Gel abi. Arabanın içinde kimse yok. Arabanın içinde kimse yok. Kapılarımızı bir kapatalım şöyle güzelce ne. Bu araba laf dinliyor. Söz dinliyor. Seni anlıyor güzel kardeşim. Bak. Kapıları kapattım. Kapı da açık kalsın. O güzelliği duyun siz. O bülbül şakısın. Evet arkadaşlar bakın. Arabanın içinde kimse yok. Videoyu kesmiyorum. Kesmiyorum videoyu. Diyorum ki Lucy. Yırtıl. Yırtıl diyorum. Çalış diyorum Lucy. Bakın. Lucy şimdi çalışacak. Buyurun. Ya ben şimdi konuşmayayım. Yani bakın Lucy konuşuyor. Lucy konuşuyor. Bir sol şeyi. Sol sensör veriyor. Evet, sol yanmış. Arkadaşlar bunları da sonradan ekledik bu arada. Bakın. Bunlar da buradan Kayrat ustama, Ahmet ustama, ustalarıma cansınız. Cansınız. Bana çok kolaylık sağladılar. Bak. Dur aga, açalım. Ya işte bir tofaşçı Kırgızistan'a gelirse ne olur? Videonun başlığı bu. Ver abi müziği. Şimdi bu arada araba çalışıyor ya arkadaşlar. Şu an çalıştığı için uzaktan çalıştırdığımız için aracı diyor ki uzaktan çalıştım diyor. O yüzden sinyal veriyor. Bakın diyorsun ki Lucy yorulma. Yorulma diyorsun. Yorulma. Kanka telif yemeyelim, gözünü seveyim. Osmanlı'dan bir telif. Telif yemeyelim. Kanka diyorsun Lucy kapan diyorsun, kapanıyor. Kapan diyorsun, kapanıyor. Bunlar hem sis farı hem de sinyal olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bu niye attı? Yine bakın. Hep eksikler yedikler devam ediyor. Var. Biz bu arabayı civatasına kadar söktük. Öyle kolay mı? Her şeyi bazı insanlar kolay zannediyor. Civatasına kadar söküyorsun. Ha, bak parkın ufak gevşemiş mesela, gitti. Farlarım diyeceksiniz ki kirli. Diyeceksiniz ki kardeşim tenekelerle geziyorsun. Bu kadar masraf yapmışsın, tenekelerle geziyorsun. Açık konuşayım. Arkadaşlar gücümü, cebimi tekrar topladığım zaman yine devam edeceğim. İlk halini, bakın çok güzel bir söz var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Görüyorsunuz, ilk halini zaten göreceksiniz. Disklerini de yapacağız, her şeyini yapacağız. Bakın bir detay daha var, onu da kanka gösteremedik. Aracın üzerinde Honda Fit en üst serisinin, yani Rusya Restyling modelinin aynaları var. Sinyaller de çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Aktif. Hepsini yaptırdık. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bomba. Seyirciyi sıkmaya gerek yok. Diyeceksiniz bak niye bağırıyorsun. Kardeşim saat 4.30. Başka türlü ısınamam. Buz gibi hava. Üzerimde gömlek var. Sizin için şık olmaya çalıştım. Montumu da giymedim. Kırmızı şapkam. Bunlar hep bir uyum. Kanka gel diğer taraftan gel. Bak kardeşim. Çip elimde. Frene basıyorum. Okutuyorum çipimi. Diyorum ki Lucy. Çalış. Çalıştı. Diyorum ki Lucy. Kapan. Bitti. Tesisat da var arabada. Dinletmek isterdim ama telife giriyor. Abi noktayı koyalım mı? Şöyle bir gösterelim bak. Jant kapağım da.
Jant kapaklarım da çıkıyor arkadaşlar. Jant kapaklarım çıkıyor. Jant kapaklarım çıkıyor. Disk alacağız. Disk alacağız. Bu kardeşimiz disk alacak. Yüklenin beğeniye, yüklenin aboneliğe disk de alın. Böyle işte ya. Bakın şu siyah detaylar. Egzozumuz. Yaptık abi. Yaptık. Yani yaptık ya. Yaptık. Son olarak daha araba hakkında videolar gelecek. Daha döşemesini yapacağız. İçini daha toplayacağız. Ben bir tane tek kalan jant kapağımla videoyu sonlandırmak istiyorum. Jantsınız. Bağrınız zarga çoğun rahmat. Ustalarım, emeği geçen herkes, hepinizi öpüyorum. Devamı gelecek. Bundan sonra durmayacağız. Bakın şu arabayı her yerde göreceksiniz. Bu araba her yere gidecek. Bu da fazla sürpriz kaçıran olmasın. Arkadaşlar, Kırgızistan'ın 7 bölgesini gezeceğiz diyorum. 7 bölgesini. Peki ben çok merak edilen bir soruyu sorayım. Evet. Türklerin aklına hep şey gelir. Ne kadar mal oldu? Arabayı kaça aldın? Ne kadar mı? Bundan bahsetmiştim abi. Tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar arabayı 1200 dolara aldım. Yaklaşık 1300-1400 dolar harcadım. Helali hoş olsun. Allah herkese versin. Daha da harcayacağım. Neden harcıyorsun diyenler. Açıklamayı yaptım be. 15 dakika boşuna konuşmamışım herhalde. Seviyorum sizi. Seviyorum. Cansınız. Bazı arkadaşlarımız şikayet ediyor. İşte ya sen bana geri dönüş yapmıyorsun, ilgilenmiyorsun. Ah be güzel kardeşim, ben de insanım. Bak 1.68 boyunda 59 kilo insanım ben. Bu araba canımı aldı, uğraşıyorum, kanımı içiyor. Ama helali hoş olsun tekrardan. İnsanız hepimiz. Boş zamanımız olmayabilir. Çalışıyor olabiliriz. Sevgilimize zaman ayırıyor olabiliriz. Lütfen anlayış gösterin. Lütfen. Lütfen anlayış gösterin. Körüş könçe. Bağrınız zarga çoğun rahmat. Geleneği bozmuyorum. Kırgız çağı adatta gıdayı.